Herkese merhabalar. ETV Türkiye'den dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar EYT'lilerin tepkisini çekti. Vedat Bilgin bütçe görüşmeleri sırasında her konuya değinirken EYT'ye bir türlü değinmedi. EYT'yi ağzına bile almadı. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün muhalefet partileri, Milliyetçi Hareket Partisi dahil EYT konusunda düşüncelerini söylediler ve EYT'yi gündeme alın diye baskı uyguladılar Vedat Bilgin'e. Buna rağmen Vedat Bilgin EYT ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak EYT'lilerin tepki göstermesi haklı olmasına rağmen gözden kaçırdıkları çok önemli bir konu vardı dün mecliste. EYT'lilerin gözden kaçırdığı çok önemli bir detay vardı. Bu detayı konuşacağız. Şimdi birçok EYT'li arkadaşımız Vedat Bilgin'in dünkü EYT açıklamasını yapmamasından sonra tamam artık bitti bu iş. AKP'nin böyle bir çalışması ya da böyle bir EYT'yi çıkarmak gibi bir niyeti yok kanısına vardılar. Ama bu yanlış bir kanıydı. Birazdan dediğim gibi hani neden yanlış bir kanıydı? EYT'lilerin gözden kaçırdığı nokta bu konuda neydi? Vedat Bilgin neden hiçbir şekilde EYT'yi ağzına almadı? Sebebi vardı, sebepleri vardı. Bu sebepleri konuşacağız, paylaşacağız sizlerle. Önce dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde Vedat Bilgin neler söyledi? Biraz ona bir göz atalım. Ondan sonrasında da sizle neden Vedat Bilgin EYT'yi konuşmadı ve gözden kaçan detay neydi? Bunları konuşacağız. Dolayısıyla o diğer ücretleri de farklılaşmış düzeylerde belirleyecek bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan biz bir araştırma yaptırdık. Ben bir bakanlık olarak bir araştırma yaptırdım. İşçilere Sayın Başkan sorduk. Türkiye'nin işverenlerine sorduk. Bir de profesyonel yöneticilere sorduk. Profesyonellerin bakışı da burada çok önemli. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu, %37'si 3750 ile 4000 lira arasında beklentiler olduğunu söylediler. Belli bir grubu, daha küçük bir oran, %9'luk bir oran daha yüksek, 4000'in üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Bunu araştırmamızın bir başka kısmıyla, daha derinlemesine tekniklerle yöneldiğimiz de daha iyi fark ettik. Onlar şunu diyorlar, evet biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz. Dolayısıyla biz burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim. Şimdi asgari ücretliye çok büyük bir müjdemiz var dedi Vedat Bilgin ve bir bayram havası olacak dedi. Arkasından emekli maaşlarıyla ilgili de benzer cümleleri sarf etti ve arkasından dedi ki 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız da Ocak ayında tamamlanmış olacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz. Şimdi aylardır size burada bunu hani ifade ediyoruz, söylüyoruz. Arkadaşlar bakın iktidar partisinin bununla ilgili bir stratejisi var. EYT ile ilgili bir stratejisi var. Birincisi, emeklilikte yaşa takılanların yasasını açıklayacak olan kahraman olacak. Ve bu kahramanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimseye tabii ki bırakmayacak. İkincisi, Vedat Bilgin'in söylemiş olduğu işte asgari ücret, 3600 ek gösterge, emekli maaşları. Bunu sürekli söylüyoruz. Bunlar ancak tamamlandıktan sonra seçime yakın bir tarihte emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yapacaklar. Dün Vedat Bilgin neden EYT ile ilgili bir açıklama yapmadı? Neden EYT ile ilgili tek bir kelime dahi etmedi? Diyorum ya, bunun da sebepleri var. Bu sebeplerden işte birkaç tanesi buyken yine EYT'lilerin diyorum ya gözden kaçırdığı önemli bir detay vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu önemli detayı paylaşacağız. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kere bütün milletvekilleri çok ciddi baskı yaptılar Vedat Bilgin'e EYT konusunda dün. Milletvekilleri neler söyledi, kim ne dedi, ona bir bakalım. Önce Erhan Usta söz aldı. Her zamanki gibi emeklilikte yaşa takılanların hakkını biliyorsunuz savunan bir vekil. Sayın Cumhurbaşkanı emeği koruyoruz dedi.
Sayın Bakan emeği koruyamıyorsunuz. Yani 9 aylık şu anda 2021 yılı elimizde milli gelir hesapları var. Şu anda 9 aylık milli gelir içerisinde, 9 ay toplamında ücretlerin milli gelir içerisindeki payı %27,8'e düştü. Bu 2013 yılından beri en düşük orandır. Yani ücretlerin payı milli gelirde düşüyor. Dolayısıyla emek sermaye ilişkisinde emeği maalesef koruyamıyorsunuz. Şimdi diğer husus, Aile Bakanlığımızın tabii konuları, Çalışma Bakanlığımızla kesişen konular var. Bir defa gelir dağılımı da çok ciddi sıkıntılarımız var. Gelir dağılımı Türkiye'de yoksuldur. Çocuk işçiliği, 720 bin çocuk iş eziliyorlar enflasyona. Burada mutlak surette bir şey yapılması lazım. Tabii diğer bir konuda emekli yaşa takılanlar konusu. Bu konuda sizden mutlak surette Türkiye bir çalışma bekliyor. Yani yaklaşık 4.8 milyon aileleriyle birlikte belki 20 milyonu bulan bir kesim mağdur durumdadır. Son konu olarak Vedat Bilgin'in kürsüdeki konuşmasından sonra sorulara cevap vermek üzere yerine geçtiğinde milletvekillerinin sorduğu sorular ve hepsi EYT'yi sordu kendisine. Sonrasında Vedat Bilgin oturduğu yerden bütün sorulara cevap verdi. Şimdi bakın cevap verdi ama bir türlü EYT diyemedi. Neden EYT diyemedi? Bunu da söyleyeceğim şimdi size. Önce milletvekillerinin konuşmalarını paylaşmak istiyorum EYT ile ilgili. Sayın Güler. Teşekkürler Sayın Başkan. Hakları gasp edilmiş olan emeklilikte yaşa takılanların haklarının iadesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Kamuda taşeronda kalan %70 hizmet alım sözleşmesine takılan işçiler için sürekli işçi kadrosu alınıp kadro verilmesi düşünülmekte midir? Belediye ve özel idarede geçici işçilere kadro verilmesi en azından 6 ay çalışan için amir oluru ile 10 ay çalışma süresi uzatılması düşünülmekte midir? Çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortası başlaması sağlanacak mıdır? Engellerle ilgili intibak düzenlemesi, emeklilerle ilgili intibak düzenlemesi yapılacak mıdır? Taşeronda kadroda geçenlerin özlük haklarında sınırlamalar kaldırılacak mıdır? Asıl işi yapan asıl kadro verecek midir? Sağlıkta atama bekleyen binlerce sağlık çalışan için atama programınız var mıdır? Sağlıkta taşeron çalışan kadro verecek midir? Ömer Fethi Gürer de yine staj ve çıraklık mağduriyetini ve aynı zamanda tabii ki emeklilikte yaşa takılanları da Vedat Bilgin'e sordu. Şimdi burada bakın emeklilikte yaşa takılanların dediğim gibi gözden kaçırdığı önemli bir nokta vardı. Şimdi onu paylaşıyorum sizinle. Çok önemliydi. Sosyal Güvenlik Bakanı. Polislerimize, öğretmenlerimize, sağlık personeline ve din görevlilerine 3.600 köfte verilmesiyle ilgili çalışmaları, ayrıca EYT ile ilgili düzenlemeyi destekliyor ve müjdeli haberlerinizi bekliyoruz. Asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik bakanlığınızın bir çalışma planı var mıdır? Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanım. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma yapıldığını bildiğini söyleyen ve bununla ilgili müjde bekliyoruz diyen kişi Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz. Şimdi bakın Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin ortağı. Birbirlerinden yaptıkları çalışmalardan %100 haberdarlar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi çok uzun zamandır EYT ile ilgili AK Parti içerisinde bir çalışma olduğunu ifade ediyor ve bütçe görüşmeleri sırasında Vedat Bilgin'e Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden EYT ile ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir müjde bekliyoruz sorusu yöneltilebiliyor. Ve AK Parti hiçbir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi ortağını tabiri caizse ıskartaya çıkarmayacaktır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin söylediği bu söz çok çok önemli. Emeklilikte yaşa takılanlar bunu göz ardı ediyorlar ama etmeliler. Çünkü burada hakikaten kilit nokta, kilit konu Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Kılavuz'un söylemiş olduğu konu. Çalışma yapıldığını biliyoruz ve bununla ilgili bakandan bir müjde bekliyoruz. Sonra akabinde tabii bütün muhalefet partileri yine işte Özgür Özel EYT'yi sordu. Bütün milletvekilleri EYT'yi sordu kendilerine. Vedat Bilgin hatta bu konuşmayı sorulara cevap verirken evet EYT ile ilgili bir şey söylemedi ama çok da tepki çekti. Oradan Vedat Bilgin konuşmalarını yaparken muhalefet milletvekillerinden hepsinden birden EYT EYT sesleri yükseldi. Buna rağmen Vedat Bilgin herhangi bir şey söylemedi. Neden? Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi
iktidar partisinin bununla ilgili bir stratejisi var. 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli maaşlarıyla ilgili bir bayram havası yaratacaklar. Ve tabii bir süre sonra bu bayram havası geçecek. Belki de tersine dönecek. Yine çünkü asgari ücret yetmeyecek. Ve işte seçime doğru gidilecek. Hatta Vedat Bilgin'in bu açıklamasını, bir bayram havası esecek açıklamasını bir baskın seçime yorumlayanlar da var. Bir baskın seçim olacak diyen siyaset bilimciler de var. Bu da bir önemli nokta. Dolayısıyla ne olacak? Tam da seçim esnasında gerçekten de yeniden vatandaşı hareketlendirecek, vatandaşa bayram havası yaşatacak ve mutlu edip o oyları tekrar AK Parti'ye toplanmasını sağlayacak bir hamle gerekiyor. İşte o hamle EYT hamlesi. Her zaman size söylemiş olduğumuz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kozu EYT olacak. Tam seçim öncesi, tam seçim öncesinde emeklilikte yaşa takılanları konuşacaklar ve şu an itibariyle gerçekten de AK Parti içerisinden emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili o tarihe kadar belki hiçbir şey duymayacaksınız. Zaten bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talimatı olduğunu duymuştuk, biliyorduk. Dolayısıyla Vedat Bilgin'in orada mecliste EYT ile ilgili tek kelime etmemesinin birkaç sebebi vardı. İşte bu açıkladığımız sebeplerdi. Seçime kadar da AK Parti içerisinden EYT ile ilgili bir dediğim gibi bir şey duymayacaksınız. Ama son atışı bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıp işte EYT'lilerin kahramanı olmak için adımlar atıp hamleler yapacak. Söylemiştiniz dersiniz, genel anlamda her söylediğimizi burada artık adım adım yaşıyoruz. ETV Türkiye'yi takip etmeye devam ederseniz gündemi de önceden takip etmiş olursunuz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tüm gelişmeleri ETV Türkiye'de izlemeye devam edeceksiniz. Çok özel röportajlar ve haberlerle.